Güneydoğu'nun ve özellikle Gaziantep'in en önemli içeceklerinden birisi meyan kökü şerbeti. Meyan kökü şerbeti daha çok Ramazan aylarında kullanılıyor ve Güneydoğu'da da birçok ilde de yaygın. Kan kırmızı rengi ve kendine özgü tadıyla Ramazan sofralarının olmaz olmazlarından meyan kökü şerbeti. Bunu köylü bize topluyor. Evet. Kurutup değirmenden geçirip tütün halinde benzer oluyor bu şekilde. Evet. Daha sonra bunu belli bir işlerinden tarçın, karanfil katarak, köfte gibi yoğurup dinlendirerek kazanlarımıza koyup damıtarak su verip damıtarak suyunu alıyor, özünü alıyoruz. Meyan kökü şerbeti susuzluğa karşı direnç sağlaması sebebiyle daha çok Ramazan aylarında tüketiliyor. Genelde sıcak olduğu günler vücutta hararetini söndürdüğü için, hararetini dengelediği için, susuzluğu giderdiği için talep oluyor. Nehir kenarlarında yabani olarak yetişen meyan köklerinin şerbet haline gelmesi de bir hayli emek istiyor. Belli miktarda karanfil tarçına karıştırılıp daha önceden hazırlıyoruz. Bu meyan köküne belli miktarda göz kararınca döküp ve bunu ıslayarak suyu vermiş. Yavaş yavaş. Bunu ıslatıp köfte gibi yoğurmaya başlıyoruz. Tarçın ve karanfille aroma verilen meyan kökleri çeşidine göre dinlendiriliyor. Bundan sonraki aşaması bunun meyanın özelliğine bağlı olarak ya güneşte ya da gölgede renginin değişmesini bekliyoruz. Meyan kökleri daha sonra hazırlanan tanklara seriliyor ve su yardımıyla özü damıtılıyor. Şimdi su vereceğiz. Suyunu verdiğimiz zaman 5-10 dakika o su içerisinde dinlenecek. Dinlendikten sonra özü akmaya başlayacak buradan. Bir süre dinlendirilen meyan kökünün damıtılarak özü çekiliyor. Uzun uğraşlarla hazırlanan şerbet, leziz tadıyla tüketime hazır hale geliyor. Oo, çok güzel. Şeker falan katılıyor mu buna? Yok, doğal hali. Doğal tadı bu. Doğal tadı.